Arkadaşlar merhaba. 2014 YGS sorusuyla karşınızdayım. Bir denklem sorusu, aynı zamanda çarpanlara ayırma konusunu da içine alan bir soru. Bazı bilgiler burada bize lazım olacak. Öncelikle Baran, bu kesirli ifadede paydaşlayarak başlamak istesek nasıl bir hamle gelir senden? Aile. Evet. Bunu A ile çarparak aküp yaparız. İkisinin de paydasını. Evet, öyle başlayalım. 1 eksi A artı A kare çarpı A ile genişlettiğim zaman üst taraf A oldu. Paydaları ikisi de aynı olduğu için tek paydada aküp paydasını da topladık. Eşittir 9. Şimdi birinci ifadenin paydasının da 1 olduğunu biliyoruz. Ve kesirlerde çarpma yaparken paylar ayrı, paydalar ayrı çarpılır. Ve biz bunu çarpalım. Şurada arkadaşlar daha rahat olacak. Burada devam ediyorum. 1 eksi A artı A kare çarpı A artı 1 bölü A küp eşittir 9. Gözüne bir şey çarptı mı Baran? Ben bunu görür görmez bir şeyin hissedilmiş olmasını bekliyorum. Yukarıdaki ifade aslında tanıdık bir ifadenin çarpanlara ayrılmış halidir. Bir öğrencinin hani en çok bilmesi gereken, net bilmesi gereken ifadelerden birisi A küp artı 1'in çarpımı, yani 2 küp toplamı dediğimiz bir ifadenin sonucudur. A küp artı 1'in açık halidir. Biz onun ikisine A küp artı 1 yazarız. Ha, bunu görmedin diyelim Baran, ne yaparsın? Sorun değil. Dağıta işlem yaptığında zaten A küp artı 1'e ulaşacaksın. Biz bunu biliyorsak zaman kazanırız. Eşittir 9 dedik. Sonra buradan sonra bir işler dışlar hamlesiyle 9 A küp eşittir A küp artı 1. A küpü gönderdik bu tarafa, 8 A küp eşittir 1. Buradan da A küp eşittir 1 bölü 8 bulduk. Peki kübü 1 bölü 8 olan sayı ne ki Baran? 1 bölü 2. 1 bölü 2'dir diyoruz. Ve bize A'yı sorduğu için cevabımızı da 1 bölü 2 olarak işaretliyoruz. Adana. Gençler, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.